Nazım Hikmet. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mıdır? Tahir ile Zühre'nin hikayesi, değil mi? Şurada bir tane dört göz bir yedi var. O benim. O benim çocukluğum. Böyle dört gözünde. Hala dört gözüm. Gözlerim de hala bozuk. Eğer anlamadıysanız şu resimlerin altına kağıtları nasıl astığıma bakarsanız yavuk gibi olur. Gözümün terazisi yok. Hayatta gönlüme terazi koymayı başarıyorum ama gözüme hala bir terazi koyamadım. Çocukken yedi canlıydım, duramazdım yerimde. Ve annem her belli toplantısına gittiğinde İstanbul'da, Şişli ilçesinde yeni didi kap dibine girişip acaba neler söyleyecekler gene diye merak ediyordum. Şimdi merhum anneciğim yedi kap cennetten izliyor bu sergiyi. Okula gitmediğim günlerde Fecri Öncüoğlu'nun evinin önünden geçerdik. Ne zaman geçsek o zaman bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış. Boğaz içinde şarkısını hatırlarım. Burada bir 34 görüyorsunuz. Müsaade edin şöyle. İstanbul'a tepeden bakmak lazım. Şöyle bir yukarıdan baktığımız zaman bir bakıyorum ki bütün arabaların önünde 34 yazıyor. Arkalarında da öyle plakaları. 3 ve 4'ü toplayınca 7 ediyor. Etmek lazımdı. Bir şekilde onları bu şekilde planlamak lazım. Şu 3 ve 4 arasına doğum tarihini yerleştirdim. 1384. Matematiği seviyorum ben. Şu 1 ve 8 arasındaki fark 7 olduğu gibi 3 ve 4 arasında da doğum günü tarihime 7'yi denk getirdikten sonra şu 3 çarpı 4 nedir bir bakalım bakalım. Bugünün sergi konseptine aslında birazcık da ışık tutabilecek 3 çarpı 4. 21 tane beyaz nokta var orada. Şu anda, daha doğrusu bir senelik bir plan içinde dünyanın yeni yedi harikasının seçileceği zaman giderek yaklaşıyor. 1 Ocak 2007'de son oy kullanma tarihi olacak. Ve bizler eğer oylarımızı kullanırsak ki sergi sonu adresini veriyor olacağım bir kutuda 3'e girebilme şansını dünyanın dört köşesinden, yani şuradaki dört, düşüp girebilme şansını nişan taşında 12'den nişan alıp yakalayalım istiyorum. Hedef o olsun istiyorum. Umarım ulaşırız buna. Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak derlerdi çocukken başıcı. Aklımı başıma, şapkamı başımın altına aldım ve düşündüm. Hızlı bir navigasyon yaptım. Sonra dedim ki, bir aşkı memnu, bir yasak aşk hikayesidir İstanbul aslında. Boğaz içine doğru yol almaya başlıyorum ve ilerliyorum. Aynadan seyrediyorum. Suyun aynasından seyrediyorum. Kordona yetişemiyorum. Kordon da gelmiyor arkamdan. Bu zaten yeni çıktı. Bülent Özveren'le sahneye çıkacağım bundan sonra televizyon sunmaya. Boğaz içine yola çıktım. Hoş geldiniz. Evet. Neden bir yasak aşk öyküsü? Önce Bosporus'un ne olduğunu söyleyeyim. Bos inek demek öküz diyenlerde oluyor. Poros'a karşıdan karşıya geçmek demek. Yunanca kökenli bir kelime. Nasıl olmuş bu? Valla çapkın Zeus'un yüzünden olmuş olanlar. Io diye bir kıza yine kafayı takmış. Ondan sonra peşinden gidiyor. Saklanıyor. Saklanıyor. O sırada Zeus yine yakalamaya çalışırken Io'yu birden Hera, karısı ve de aynı zamanda kız kardeşi fark ediyor olayı ve gökyüzünü bulutlarla kaplıyor Zeus. Görmesin diye günahını. Ama Hera
diye düşüyor bulutlara ve birden Io yakalanıveriyor. Zeus bu sefer bir ineğe çeviriyor. Ve bu güzeller bu güzel kız karşıdan karşıya geçiyor. Rumeli'den Anadolu'ya. İşte o hikayenin sonucunda bir at sineği kuyruğunda Boğaz içinde ben de o eski Boğaz'a Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alıp yeni bir çağı başlatan yedi dil bilen yedinci padişahın Fatih'in imzasını attığı surları seyrediyorum Boğaz'da. Burada bir kız var. Üsküdar'da. Yedinci sanat nedir biliyor musunuz? Sinema değil mi? Bugünlerde vizyonda bir sinema var. Night Shyamalan diye bir yönetmenin, Hintli bir yönetmenin. Hayatları tesadüfler sonucu kaderleri bir araya gelmiş insanların filmlerini çekiyor bolca. Ve şu anda yedinci filmi vizyonda. Filmin adı Sudaki İz ve o filmde saat 7'den sonra havuza girmek yasak. Bir sonraki filmini Night Shyamalan İstanbul'da çekeceğini açıkladı. Ve Kız Kulesi'nde çeksin istiyoruz bu filmi. Çünkü 007 James Bond gitti. World is not enough. Dünyalar Yetmez adlı filmi de gitti. Kız Kulesi'nde çekti. Hep süperlerini seçtik. Şimdiye kadar sergilerde yine aynı şey olsun istedik. Calypso, Callisto, Eftaryan. Kendisiyle başladı mektebe ve İstanbul'a sevdalandığında seven ben miydim yoksa yedi mi bilmem. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde iki kıtayı birleştiren ayın 14'ü kadar güzel 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, yurdun 4 yanından göçü ve kültür mozaiğini içinde toplayan, bir gün öncesinde 7 şamdanlara yazıp, bir gün sonrasında 5 vakit namazda 11 ayın sultanına hazırlanan, 6. hissi ve maneviyatı güçlü, tılsımlı, 9-8'lik roman havası ile Ramazan'ı yerinden oynatan, 10 parmağında 10 hüneri olan bir şehre tam Nişantaşı'ndan nişan alıp, şu arkadaki şeyi değiştirelim de o yine koyalım mı? Nişan alıp, o ilden bir atış yapmak üzere yedileri seviyoruz. 7 harfli Eftarya, 7 şapkanın altında, 7 günahtan uzak, 7 kilise, 7 kollu şamdanlar arasında, göğün 7 katından, yerin 7 kat dibine kadar, 7 iklim geziyor, 7 hareketli elleriyle renkleri beziyor. Bir şehir 7. hissiyle seziyor, 7 geliyor.